Merhaba arkadaşlar, bugün sandalye çizeceğim. Sandalye çizmek için bildiğiniz gibi ilk önce kare, prizma, küp çizmem gerekiyor. Ben burada dikdörtgenimi çiziyorum ilk önce. Düzgün bir dikdörtgen olmasına dikkat edeceğim. Aşağıdan biraz pay bırakmam lazım arkadaşlar. Çünkü bir tane daha çizeceğim yanında. Şurada yukarıya biraz daha çıkartabilirim. Alanı kullanabilirim. Şuraya kadar. Şu kalınlık iyi. Şuraya kadar iyi bir mesafe. Kameranın çektiği alanın tam hakkını vermeye çalışıyorum arkadaşlar. Bunun için çizdiğim çizimin ya da sandalyenin kamerayı doldurmasını istiyorum. Daha iyi anlatabilmek ve görüntüyü daha iyi sağlayabilmek için. Şimdi ikincisini çizeceğim. İkincisini şuraya bir yere çiziyorum. Ben karar veririm arkadaşlar nerede olacağına. Siz de istediğiniz gibi karar verebilirsiniz. Bu noktayı seçmenin şöyle bir avantajı var. Eğer çok yana da bir yerde seçerseniz sandalyeyi çok yandan görürsünüz. Çok aşağıya seçerseniz sandalyeyi çok yukarıdan görmüş olursunuz. Ne kadar görmek istiyorsanız sandalyenin yandan ve üstten o kadar bunu kaydırabilirsiniz. Birkaç tane yaparak bunu aslında gözlemleyebilirsiniz. Şöyle bunu da çiziyorum aşağıya doğru. Buradan çizdim. Şöyle aşağıya doğru. Şimdi kalan ölçü almak. Kalemin ucu buraya geliyor. Tırnağım buraya geliyor. Ucu buraya. Tırnağım buraya. Ve şuradan aşağıya doğru bu şekilde çizimimi yapıyorum. Şu yüksekliğini almam lazım. Ne kadar alacağım? Şu kadar almam uygun olur. Aynı ölçüyü buraya taşıyorum arkadaşlar. Taşıdım, işaretledim. Şurasıymış. Evet arkadaşlar, benim ölçüm buymuş. Şimdi bunu hepimiz yapabiliriz. Hem göz kararı hem de ölçü alarak yapabiliriz bunu. Şu anda bize kalan şurayı birleştirmek. Şuraları şu şekilde birleştirmek. Düzgün çizgilerle birleştirirsek arkadaşlar şu şekilde. Önce hafif çizgiler çiziyoruz. Kesinlikle koyulaştırmıyorsunuz. Hafif çizgilerle belirliyorsunuz ilk önce. Evet arkadaşlar, bunu çizdikten sonra ne kalıyor? Sandalye çizeceğim. Sandalyenin alt tarafı ve sandalyenin üst tarafı. Alt tarafını ve üst tarafını yüksekliğini biz kendimiz belirliyoruz. Ben göz kararı alt tarafı biraz daha yüksek yapmaya çalışacağım. Yüksek yaptığım için şuraya paralel olması lazım. Paralel mi? Ya, sanki biraz daha aşağı inecek şuradan. Şöyle. Şuradan. Şu şekilde. Şunu da buraya paralel çizersem. Evet. Bu noktayı tespit etmiş olurum. Burada ölçü almaya gerek yok. Sadece paralellerle burayı buraya paralel, burayı şuraya paralel, burayı da buraya paralel. Geri kalan iki noktayı sadece birleştirmek kalır arkadaşlar. Birleştiğimiz zaman zaten buraya paralel, şuraya paralel bir nokta çıkacak. Evet, paralellikler önemli. Evet arkadaşlar, böldüm. Böldükten sonra eğer ben burayı silersem, bakın sandalye zaten kendiliğinden çıkacak böldükten sonra. Nasıl çıktığını göstereceğim taslağının. Önce sandalyeyi görmemiz lazım. Bu şekilde nasıl çıktığını. Bakın arkadaşlar. Şurası arka tarafı dayanılan yer. Şurası ayağı, ayak ve yine ayak. Bu arka taraftaki ayak. Şurası sandalyenin oturulacak yeri, taslağı. Şurası arka dayanılacak yeri. Sandalyemiz çıktı. Şimdi yapmamız gereken tek şey kalınlıklarını belirlemek. Kalınlıkları da eğer paraleller mantığını da kullanırsak tekrar, küp ya da kare mantığını kullanırsak arkadaşlar
çok kolay bir şekilde çözeriz. Evet, şimdi arka ayaktan başlayayım. Arka ayaktan başlayayım. Bunu çizmek için şu taraftaki kenarını görürüz. Bunu çizmek için yardımcı çizgi üzerinden bir haç çiziyoruz. Bu yardımcı çizgi arkadaşlar şu paralellere, şu kenarlara paralel. Bunu belirliyorum. Ama şimdi aklıma geldi. Bunları belirlemeden önce sandalyenin kalınlığını belirlemem daha doğru olur. Mutlak değil ancak daha doğru olur. Şu şekilde. Belirledim kalınlığını. Bu kadar. Evet, sadece bu kadar. Şimdi iç taraftaki tarafı belirliyorum. Nereye paralel? Şuraya. Şuraya paralel belirledim. Birinci ayak tamam. Bakın arkadaşlar. Şimdi bu ayaktaki bu kenarı görürüz. Bu kenar şu tarafa doğru, aynı hat üzerinde şu tarafa doğru bakar. Şuna paraleldir aynı zamanda. Bunu da şu şekilde çiziyorum. Ayaklarını kalın çizdim arkadaşlar. Özellikle kalın çizdim. Daha net, daha iyi anlatabilmek için. Şurayı da bu şekilde çiziyorum. Ne oldu? Bu ikinci ayağımız oldu. Peki bu taraftaki ayağın hangi kenarlarını görürüz? Şu tarafa bakan ayak bir de şu taraftaki bu ayak. Şu taraftaki ayağını çiziyorum. Şu şekilde. Şu taraftaki ayak da kenarı şu şekilde bakacak arkadaşlar. Şuraya bakması lazım. Onu da çizdim. Şimdi ne kaldı arkadaşlar? Şurası. Tabii bu arkadaki kenarda şuraya kadar olan arkadaki kenarı biz görmeyiz. Öndeki kenarı bir görürüz. Önden hem şu kenarı görürüz arkadaşlar hem de şu kenarı görürüz. İkisini de yukarıya dikmelerle birleştirirsek ayak çıkmış olur. Hemen hemen sandalyemiz bitti. Bu tarafı görüyorsunuz zaten oturulacak yer. Aynı zamanda arkadaşlar yukarıyı kapatırsam bu sandalyenin alt tarafı aynı zamanda masa oldu. Mantık aynı, her şey aynı. Eğer daha önce masa çizimini gördüyseniz ya da ben de seyrettiyseniz ne kadar kolay olduğunu da göreceksiniz. Şu anda arka tarafın yaslanacak yerini yapacağız arkadaşlar. Ben çok böyle düzgün bir sandalye, yani dekore edilmemiş ya da nasıl söyleyeyim süslenmemiş, çok basit, temel çizgilerle bir sandalye çizmeye çalışıyorum. Şu çizgiye kadar çiziyorum bunu. Ve indiriyorum arkadaşlar şu şekilde. Evet. Şimdi arkadaşlar bu arka dayanılacak yer olduğu için bu çizgi arka tarafta kalır. Bunu görmeyiz. Şu çizgi de arka tarafta kalır. Yeni bir çizgi oluşturmam lazım şurada. Bizim taraftakini görürüz biz. Şurası da görünmez. Şurası da görünmez. Şurası da görünmez. Görünmeyen yerleri siliyorum arkadaşlar. Bizim göreceğimiz yer şurası. Şurası. Evet. Sandalyemiz bitti. Teknik bir çalışma oldu. Mantıksal bir çalışma. İşin mantığını sadece vermeye çalıştım arkadaşlar. İsteyen sandalyemizi süsleyebilir. Daha önce söylediğim gibi şuradan şuraları yuvarlayabilir. Şurayı yuvarlayabilir. Değişik şekilde yapabilir. Ama ben teknik sadece mantığını vermek istediğim için şu anda bu şekilde bırakıyorum. Ve elimdeki mürekkep kalemle daha etkili olması için belirlemeye çalışacağım arkadaşlar. Belirlerken de dikkat etmem lazım. Çizgilerin kalitesi çok önemli. Burası sandalyenin kalınlığı. Bu çizgiler hepsi yardımcı çizgilerle ortaya çıkarıldı arkadaşlar. Düzgün çizgi. Düzgün çizgi, düzgün çizgi. Aslına bakarsanız arkadaşlar ne kadar çok çizim yaparsak, çalışırsak o kadar düzgün çizgi çıkartırız. İyi, düzgün çizgi. Şurası kaldı.
Görüşürüz. Evet arkadaşlar, sandalyemiz bu şekilde tamamlandı. Lütfen arkadaşlar, abone olmayı unutmayalım, beğeni atmayı unutmayalım, yorum yapmayı. Yorum nasıl olabilir mesela? Benim anlatımımda gördüğünüz eksiklikleri, iyi tarafları, kötü tarafları, ne istediğinizi belirtirsiniz yorumlarda. Ben de sizin tanıyarak daha size uygun çizimler oluşturabilirim arkadaşlar. Bu konuda bana yardımcı olursanız sevinirim. Evet, lütfen abone olmayı unutmayalım. Teşekkür ederim arkadaşlar. Bir dahaki videoya görüşmek üzere. Hoşça kalın.